Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yüzümün güldüğüne bakmayın, içim kan ağlıyor. Almanya'da işten kovuldum. Evet, doğrudur. Başlıkta gördüğünüz yazı doğrudur arkadaşlar. Ya bunu böyle söylüyorum, düşündüm. Ya kovuldum mu diyeyim, işten çıkartıldım mı diyeyim, yoksa istifa mı ettim diyeyim. Genel olarak şunu anlıyorum, benim takipçilerim benim samimiyetime daha çok güveniyorlar. Hani tamam çekiyoruz, uğraşıyoruz, araştırıyoruz, bilgi veriyoruz falan ama bunu samimi bir şekilde anlattığım için daha çok beni seviyorsunuz. O yüzden ben de neyse onu söylüyorum. Bastılar kıçıma tekmeyi, öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hatta hani daha da çok aşırı özgüvenli bir şekilde böyle alegori yapayım. Kıçıma tekmeyi bastılar. Doğrudur arkadaşlar. E ne yapacağım şimdi? Hala yüzüm gülebiliyor çünkü bayağı oldu üstünden geçeli. İlk başlarda bayağı canım sıkılmıştı. Her işte bir hayır vardır arkadaşlar. Anlatacağım şimdi ne yapıyorum, nasıl yapıyorum, iş buldum mu, arıyor muyum, ne yapıyorum, onların hepsini anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle neden çıkartıldım? Ne zaman çıkartıldım onu anlatayım. Biliyorsunuz arkadaşlar, Avusturya, Slovenya, İtalya tatili yapmıştım. 22 gün. Totalde hepsi beraber 22 gün oldu. Ondan sonra gelir gelmez de diş ameliyatı oldum. Bir hafta da öyle evde kaldım. Yani totalde işe bir ay gitmedim. Eve bir gün bir mektup geldi arkadaşlar. Yani diyorum ya, eve evrak gelince korkmaya başladım artık. Ciddi ciddi. Yani lan şimdi de ne geldi, anasını satayım falan diyorum. Bir mektup geldi iş yerinden. İş akdime son verildiğini, bir ay sonra son verileceğini, hatta yani verildiğiniz bir ay sonra kendinize, işte bir ay süre tanıldı bana, kendinize iş bulun falan diye. Ondan sonra tabii çok açıklama da yapılmadı neden işten çıkartıldığımla alakalı. Yani arkadaşlar, aslında neden işten çıkartıldığımı ben de bilmiyorum. Bana söylenenlerle bir gerekçe olduğunu gerçek anlamda düşünmüyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Üzülüyor muyum işten çıkartıldığım için? İlk başlarda böyle bir yoksunluk hissi oluştu. Lan ne oldu da işte. Çünkü bir de hayatımda ilk kez işten çıkartıldım. Hep kendim istifamı basıyordum. Samimi söylüyorum. Ama ilk kez Almanya'da işten çıkartıldım. İyi gidiyordum. Benden memnun olmadıklarını hiç düşünmüyordum. Muhabbetimiz falan da iyiydi. Her şey yerindeydi. Hatta tatile çıkmadan önce elemanlar bana sensiz ne yapacağız falan diyordu. Çünkü hakikaten iş yerinde böyle bir şey, iş yerinin neşesi de olmuştum. Şakalar makalar yapıyordum. İşte ya insanlar eğleniyordu falan. İşte pauzelerde falan, yolculuklarda. Çünkü biz bayağı yolculuk yapıyorduk. Neden işten çıkartılmamın sebebi de bana söyleneni, yeteri kalifikasyona sahip olmadığım arkadaşlar, eğitim almam gerektiğini falan yazdı. Kaynak konusunda sıkıntı değil de kaynakçıyım. Öteki işlerde özellikle ölçü alma, ölçü çıkartma gibi konularda eksik olduğumu ve eksiklikten dolayı yani iş yeri cezalar ödediğini ve aslında bahane arkadaşlar, yani bugün bilmiyorum, belki bir ay sonra öğrenirim ya da dikkat ederim. Yani bunun telafisi olur ama aynı zamanda da yeteri kadar iş olmadığını kış aylarında o firmada, dolayısıyla da iş akdimi sonlandırmasına karar verildi. Ben de zaten hiç şey yapma, ağlamadım tabii ki. Beni niye işten çıkartıyorsunuz falan, öyle hak bunu yapamazsınız. Ben sadece konuşmamda eksik olan yanlarımı bana söyleyin ki işte onu gidermeye çalışayım falan dedim. Öylesine güzel bir konuşma yaptık. Ben bayağı oldu aslında bunu bileli ama size söylemedim. Sırada videolar vardı. Onları yayınlayayım dedim. Şimdi ne yapacağız peki? İşten de çıkartıldık. Yatacağız mı? Hayır. Yatmayacağız tabii. Yani sadece bir hafta ekstradan boşta kaldım arkadaşlar. Onda da zaten ekstra videolar çektim sizlere. O hani biraz daha videonun yoğun geldiği döneme denk getirdim. Ne bileyim, canlı yayın yaptım falan. Onları ayarladım. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar, işsiz kaldıktan sonra iş aramaya başladım tabii ki de. Bir sürü iş var. Ama bu sefer de şey oldu dedim. Benim için milat olsun bu dedim. Artık iş ararken kesinlikle ve kesinlikle ben evime yakın olan yerlere başvuru yapacağım. Hiç böyle uzak yerlerle uğraşmayacağım. Çünkü hakikaten şöyle iş ararken arkadaşlar şöyle durumlar oluyor. Ya işte burası 16 verdi, burası 15 verdi, burası 11,5 verdi falan, işte böyle 30 kuruşun 40 kuruşun hesabını yapıyoruz. Ama mesela iş yerine giderken hem yol parası harcayacaksın hem de zaman harcayacaksın arkadaşlar, ki zaman benim için çok önemli, çok değerli şimdilik. Zamanım gerçekten çok kısıtlı birçok konudan. Evet bakın arkadaşlar, bir sürü alet, isterseniz alıp girebilirsiniz. Adamlar rapa atıyor. Neyse. Gerçekten zaman konusu benim için sıkıntı. Ben bu iş yerime 1 saat gidiyordum, 1 saat geri dönüyordum. 2 saat hem bedava çalışmış gibi say onu. Yani evim yakın olmuş olsaydı onu kendim için değerlendirebilecektim. Ama evim yakın olmadığı için iş için değerlendiriyorum. Aynı zamanda da bunun bir maliyeti de var. Aylık 120 euro falan. Otobüs parası, işte tren parası falan ödüyordum. Bu sefer dedim ki işte eve yakın yerlerden bakacağım. İş bakacağım. Arkadaşlar şimdi ben evrağım olmadığı için, kaynakçı olarak meslek lisesi mezunu olmadığım için, meslek eğitimi almadığım için iş ararken bilen şirketler biliyor ki işte bir sınavla hemen bir evrak alabilirim. Buranın
MYK'sı gibi düşünün. TÜV sınavı deniliyor buna. Bilmeyenler direkt çok yanaşmıyor evrağım olmadığım için falan. Bir de bazen kualifikasyon şeyi de istiyorlar. İşte yüksek derecede bir işçi olsun falan istiyorlar. Genelde sorun oluyor. Özellikle büyük şirketlere işe girmek istediğim zaman genelde sorun oluyor. Bunu aşabilmek için bir de kurs eğitim alayım dedim. Yani Almanya'da bir eğitimim olmuş olsun mesleğimle alakalı. Biraz araştırma yaparken arkadaşlar Almanya'nın en ünlü kaynakçı okullarından biri olan birine denk geldim. Bir saatlik uzaklıkta bir yerde, çok da uzak değil. Trenle gidebilip oraya bir başvuru yapayım dedim. Nasıl bir şey, eğitim almak için neler gerekiyor falan diye. Okul hakikaten benim için bir hayal derecesinde güzel bir okul. Gelişmiş en iyi teknikleri öğretiyorlar. Makinaları falan da olsun, teknik ekipmanları olsun, hocaları olsun, verdiği sertifikalar olsun. Gerçekten dünyaca geçerli bir okul. Oradan mezun olduğunuzda artık dünyada sizi kabul etmeyecek bir şirket, bir kuruluş olmaz. Öyle düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok iyi bir okul. Belki koyarım bazı görseller falan o okulun içerisinden. Ben Türkiye'de de kaynak eğitim almıştım arkadaşlar. 3 ay. şöyle bir makine vardı. 20 öğrenci vardı arkadaşlar. İşte böyle bir kaynak yapıyorsun 2 dakika falan. Sırada sen kalk sıradaki oturacak falan diye kaynak yaptırıyordular. Hoca takım elbiseyle geliyordu. Elini kirletmiyordu arkadaşlar. Ve savunduğu argüman şuydu. Kaynak öğretebilmem için benim kaynak yapıyor olmam gerekmiyor falan diyordu. Ben de hep tartışıyordum. Bu argümanın gerçekçi bir argüman değil. Asıl senin kaynak yapıyor olman gerekir ve bize göstermen gerekir falan diye tartışıyordum. Ama yapacak bir şey yok abi. Türkiye'deki eğitim sistemi böyle. Var mı var kardeşim. Evet arkadaşlar, burası da benim okulum. Kabinim. Burada akşama kadar değişik değişik görevleri yerine getiriyoruz. Ve kendimizi kaynakçı olarak geliştiriyoruz. Ve bu da benim en son yaptığım dikine kaynak. Şöylesine. Var. İşe yarayacak bir şekilde mi var? Efektif bir şekilde mi var? Hayır maalesef. Ama buradaki okul gerçekten buradan eğitim aldığımda cidden dünya geçerli bir kaynakçı olacağımı düşündüm. Ve gittim oradan bilgi almaya çalıştım. Nasıl oluyor? Nasıl öğrenci kabul ediyorsunuz falan diye arkadaşlar. Önce tabii bir personel seninle ilgileniyor. Kaynak okulunu anlatıyor sana. Çok da eski arkadaşlar. Almanlarmış arkada, ben bilmiyordum. Kaynak makinesini ilk keşfeden de Almanlarmış arkadaşlar. Yani ben bu bilmiyordum. Zaten Almanya'ya geldiğinizde o kadar şey öğreneceksiniz ki yani her şeyin başlangıcı Almanlarmış arkadaşlar. Teknolojinin, ağır sanayinin, sanayinin. Yani İngilizler bir kıvılcım vermiş tamam sanayi devrimiyle birlikte, buhar makinesiyle birlikte, ama gerisini kesinlikle Almanlar getirmiş arkadaşlar. Ben o yüzden bu insanlara biraz hayranlık duyuyorum. Neyse konuyu dağıtmayayım çok. Hoca seni okulu gezdiriyor, şu wow, hayran oluyorum wow falan içimde. Şey yapıyorum, acaba beni alırlar mı falan diyorum. Şimdi dedim peki tam öğrenci kabulü nasıl oluyor? Neye göre kabul ediyorsunuz? İşte şu mudur bu mudur falan filan. Hangi eğitimleri alacağımı yazdı. Hangi eğitimler gerekiyor yazdı. Şu bu falan bir sürü anlattı bana. İşte şudur budur pozisyonları anlattı. İşte hangi materyallerle çalışacağım, hangi kaynak tekniklerini kullanacağım, hangi makinalarda çalışacağım. Yani bunların hepsini güzel bir şekilde anlattıktan sonra fiyat çıkartacağız dedi sana. Dedim paralıymış lan, vallahi hiç bakmamıştım. Acaba ne kadar para tutar falan diye şey yapıyorum. Benim için gerekli olan kaynak teknikleri şudur budur. Düzgün bir şekilde resmi imzalı bir fiyat çıkarttı. Fiyat arkadaşlar 16.500 euro. Fiyatı gördüm. Eyvah dedim. Aha da sıçtık. Vallahi dadali. Harbiden dedim ama bu para. Ha ben şey diyordum. 2500 olur, 3000 euro olur falan. Ödersin falan. Yani ne bileyim işte kredi çeker ödersin. Ödersin lan, 3000 euro ödersin. Ama 16.500 euro gerçekten çok dehşet bir para. Yani ben şu an onu ödeyemem. Gerçekten ödeyemem. Ya dedim bu çok yüksek. Şey dedi, bence dünyanın en iyi kaynak okulu burası dedi. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben şimdi kaynak eğitimi aldığımda o Türkiye'den tabii ki de hiçbir şekilde bana yetmemişti o eğitim. Ben kendimi sürekli Amerika'dan kaynak akademileri var arkadaşlar, sürekli videolar yapıyorlar falan. İngilizcem de olduğu için o videoları izler işte oradan bir şeyler öğrenmeye çalışırdım. Ve ciddi anlamda oradaki kaynak akademisine çok hayrandım. Oo vay be, çok profesyonel böyle havalı havalı hocalar.
hocalar falan var diyordum. Buraya gelince buradakinin daha iyi olduğunu görünce ay be diyorum. Haklı adamdı yani, dünyanın en iyi kaynak akademisi burası. Ama yani 16 bin euro da çok para. Ya dedim bu ne yapılabilir buna falan. Şey dedi, buradaki öğrenciler dedi, hiçbiri para ödemedi ki dedi. Nasıl? Yani dedim, iş yeri gönderseydi seni iş yerin ödüyor genellikle dedi. Ama eğer ki sen şu an işsizsen Arbeit Agentur'a gidiyorsun. Buranın iş kuru arkadaşlar. Oraya gidiyorsun. Ya dedi hepsine onay verir. Ya da dedi en az %25'ine onay verir. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben 4 ayrı teknikten eğitim alacaktım. Totalde bunun parası 16.500 euro tutuyordu. Ama dedi belki birine okey verirse o bile iyi dedi. Yani onda bile bayağı iş bulabilme imkanım var. Ben ona bile okeydim yani, tek bir tanesine. Ondan sonra arkadaşlar, şimdi Alman devletinin gerçek bir sosyal devlet olduğunu gerçekten bir kez daha şahit olmuş oldum. Evet arkadaşlar, girdik işte memurun yanına. Baktık, bir de ben şeyi de yapıyorum, tamam mı? Şimdi derse ki işte 16.500 euro gerçekten çok süper bir para. Hani derse ki yok kardeşim ben bunun hepsini ödeyemem, şu kadarını öderim, şudur budur. Ben böyle kelime şey yapıyorum, hazırlıyorum. Böyle derse şöyle derim, şöyle derse böyle derim, böyle derse şöyle derim, belki bir şekilde koparırım parayı falan diye. Abi gittim, böyle baktı benim şeyime, işte çalışmışım şu bu falan. İşten çıkartıldım. İş yerimi sordu, nasıl bir iş yeriydi. İşte anlattım şudur budur. Bana memur şunu dedi. Dedi ki senin geçmişine baktım. Gelir gelmez çalışmaya başlamışsın. Ondan sonra dil öğrenmeye çalışıyorsun. Akşamları kursa gidiyorsun, görüyorum diyor. Entegre olmaya çalışıyorsun. Bayağı da öğrenmişsin diyor. Almanca da konuşuyorum onunla. Bayağı da öğrenmişsin. Entegre olma konusunda bir şey dedi de tam olarak anlamadım. Herhalde şey ile alakalı. Örnek bir davranış gibi bir şey dedi. Tam onu anlamadım ama herhalde cümlenin yapısından o çıkar herhalde. Örnek bir davranış sergiliyorsun. Dolayısıyla dedi sana verilen bu şeyin Angebot... teklifin sana yararlı olacağını düşünüyorum ve bir an önce seni Alman iş hayatına entegre edebileceğini düşünüyorum dedi. Ve dolayısıyla dedi hepsini karşılıyorum dedi. Oh my god. Arkadaşlar var ya, öyle bir sevindim tabii içimden. Bir de dedi şeyle, adını sen söyle, gideceğin yerle senin evin arasında bayağı bir fark varmış. Aynı zamanda da yol paranı karşılayacağım dedim. Hayda. Oğlum ben dedim hani okulun parasını karşılar mı diye düşünürken üstüne üstlük bir de yol paramı da karşıladı. Ama dedi işsizlik parası bağlayamayacağım dedi. Ha, ben yemin ederim öyle bir şey beklenti içerisinde de değildim. Çünkü 6 ay çalışman gerekiyor herhalde Almanya'da. Ben 5. ayımda çıkmıştım. O yüzden yani zaten öyle bir şey beklenti içerisinde değildim. O işsizlik parasını bağlayamayacağım dedim. Ya boşver, ne işsizlik parası ya, sen daha neler bağlayacaksın diye bağladım bana. En iyi ihtimalle şey alabilirdim arkadaşlar. Sosyal yardım alabilirdim. Sosyal yardım almam için de eşimin çalışmıyor olması lazım. Eşim çalışıyor. O yüzden de sosyal yardım ödemiyorlar bana. Ki zaten ben almam sosyal yardım. Almak doğru iyi bir şey değil arkadaşlar. Ciddi anlamda ihtiyacın yoksa sosyal yardım sonuçta birinin bir başkasının parasıdır. İhtiyacın yoksa da o para öyle kolay kolay alınmaması lazım. Ben bunu inanıyorum. Yani arkadaşlar, adamlar bir çırpıda bana 1500 euro artı yol parası, o da 600 euro falan yapıyor. Yani 17 bin euro para ödediler. Hakikaten İyi ki de diyorum Almanya'da yaşıyorum şu an. Yani bunun alternatifi Türkiye'de düşünülemezdi bile. Çünkü hayır, bir kere şöyle söyleyeyim. Öyle bir akademi Türkiye'de yok. Yani parasını ödesen bile gidemezsin. Yok, çünkü hakikaten yok. Yani ben uzunca seneler araştırmıştım Türkiye'de nasıl bir şey falan bulabilirim diye. Türkiye'de öyle bir şey yok. Akademi yok. Burada 5 ay eğitim alacağım arkadaşlar. 5 ay boyunca her gün sabah saat 8, akşam 3.30. Normal işe gidiyormuşum gibi geleceğim. Burada bol miktarda parça var. İstediğin kadar örnek yapabiliyorsun. İstediğin kadar antrenman yapabiliyorsun. Bunlar maliyet hep arkadaşlar. İşten çıkartıldım. Başta canım sıkıldı ama şu an gayet moralim yerinde. Mutluyum. Bir eğitim alıyorum sonuçta. 5 ay sürecek ama belki arkadaşlar iyi bir şirket bulursam, ki konuşmalarım var bazı şirketlerle, yarıda kesebilirim. Şirketler kabul edebiliyor. Çünkü şöyle kademe kademe ilerleyecek bu eğitim. Mesela diyelim 1-2-3 kademeye aldım. 3 tane sertifikam olacak. 2 tane kademe daha yaparsam 5 tane olacak falan. Belirli bir kademeye denk geldiğimde bir iş bulursam, iyi bir iş bulursam, ama bu sefer çok seçiciyim. İlk sefer gibi değil, çok seçici olacağım. Güzel bir iş bulursam tabii ki değerlendireceğim. Sizlerle bunları paylaşırım arkadaşlar. Evet, kendinize iyi bakın.